giysem yoksa bunu mu? Of, hiçbiri güzel değil bunların. Hiç kıyafetim yok. Ne giyeceğim ben Esra'nın doğum günü partisinde? Aman kızım üzülme. Bugün alışverişe gider, ne istiyorsan alırız. Müjgan Hanım. Ne var, ne istiyorsun? Aslı gelecekti ya bugün. Ben onun için oda hazırladım. Haber vereyim size dedim. Birazdan gelir. Aa, anne alışverişe gidecektik hani. Ya sen neden burnunu üstüne vazife olmayan şeylere sokuyorsun? Kimden izin aldın odayı hazırlamak için? Ben Hulki Bey. Bir sorun mu var? Ne oluyor burada? Ay, ne sorun olacak hayatım? Aslı'yı oda hazırlamasını söylemiştim Fatma'ya. Ona haber veriyordu. Ya sevgili kuzenim Aslı geliyor. Ne kadar mutluyum. Hadi ne duruyorsunuz burada? Gelmek üzereydi şimdi. Hadi. Tamam, geliyoruz hayatım. Ha Fatma'cığım, bir dakika beklesen. Bana bak iyilik meleği. Sakın Hulki'ye yaranayım diye Aslı'ya yaltaklanma. O kanatlarını kırar, kapının önüne atarım seni. Ne kadar büyük. Öyle, bundan böyle senin evin burası. Ay çok güzel. Çok üşüdüm, içeriye girelim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Afiyet olsun kızım. Nasıl da büyümüş benim güzel yeğenim. En son gördüğümde küçücük bir bebektin. Yıllar geçti aradan tabii. Teşekkür ederim amcacığım, çok iyisiniz. Canım benim. Annem baban olmasa da artık ben varım yanında. Burası da senin evin. Anlaşıldı mı? Aslıcığım, tatlım. Burası senin de evin artık. Amcan çok doğru söylüyor. Bundan böyle beni annenin yerine koy. Zeynep'i de kardeşin. Çok sağ olun. Siz olmasaydınız ben... Aa, Aslı. Sen benim kardeşimin emanetisin. Başımızın üstünde yerim var. Hem bak Zeynep sana yoldaş olur. İkiniz de sıkılmazsınız. Kardeş kardeş geçinirsiniz. Hadi bakalım Zeynep, Aslı'ya konağı gezdir. Ya kardeş kardeş geçiniriz. Müjgan sağ ol canım. Aslı'yı bağrına bastığın için. Biliyorsun o hayatta kalan tek yakınım. Yazık kız bu dünyada tek başına kalmış. O benim de kızım artık. Sen merak etme. Rahat etmesi için ne gerekiyorsa yaparız. İyi ki varsın canım. Sen de canım, sen de. Aslıcığım, işte burası senin odan. Bu oda benim mi şimdi? Tabii yavrum, senin. Bunlara bakmayacak mısın? Bak, beğendin mi? Çok güzel. Hepsi benim mi şimdi? Elbette. Bunları giy, daha da alacağız. Bak Zeynep, bu sana daha çok yakışır. Çocuk işte. Ben bir bakayım. Sağ ol amcacığım. Ya. Ne yapıyorsun Zeynep? Bir çuval inciri berbat mı etmek istiyorsun? Şuna baksana anne ya. Dağdan gelmiş bağdakini hava atıyor. Bu sana çok yakışırmışmış da. Bilmem neymiş de. Giyince maymuna benzeyecek, haberi yok. Kızım. Biraz akıllı olsana. Hulki'yi kızdırmayalım. En azından onun yanındayken. Ya baksana, tek akrabam diye tutturdu. Böyle yaparsak biz kaybederiz. Tamam anne, tamam, tepemize çıkaralım değil mi? Zeynep, güzelim, canım kızım benim. Hulki'nin yanında şuna doğru düzgün davran diyorum. Ben biliyorum ona ne yapacağımı. Perşembe günü seyahate gidecek Hulki. O zaman görecek el mi yaman bey mi? Nasıl geldiyse öyle dönecek çöplüğüne. Akıllı annem benim.
Anneciğim, babacığım, çok mutluyum. Keşke siz de görebilseydiniz. Baba, keşke sen de amcamla küs olmasaydın. Beni öyle güzel karşıladılar ki burayı kendi evimmiş gibi hissettim. Hulki amcam, Müjgan yengem, Zeynep, hepsi çok iyi insanlar. Anne, ağladığıma bakma, sevinçten ağlıyorum. Sevinç gözyaşı bu. Artık hiç üşümeyeceğim anne. Teşekkür ederim Fatma. Afiyet olsun. Oo, saat kaç olmuş? Ben hemen kalkayım. Trafik yoğunlaşmıştır. Uçağı kaçırmayayım göz göre göre. Uçak kaçta Ülkeci? 1,5 saat sonra. Ya babacığım, ben toplantıdan falan anlamam. Çabuk dön, olur mu? Seninle alışverişe gideceğiz, söz vermiştin. İş için gidiyorum kızım. Baba, bana ne getireceksin? Sen ne istersen kızım. Ah kızım, baban her zaman eli kolu dolu geliyor. Aslıcığım, senin bir isteğin var mı kızım? Yok, teşekkür ederim amca. Hayırlı yolculuklar. Hadi geç kalacaksın hayatım. Tamam, haklısın. Aşkım, gittiğinde beni ara, tamam mı? Merak ederim, biliyorsun. Hadi alas bağladık Müjgan. İyi yolculuklar hayatım. Bir şey olursa ara. Ne olacak hayatım? Sen merak etme bizi. Hadi kızlar, görüşürüz. İyi yolculuklar amcacığım. Sağ ol kızım. Hayırlı yolculuklar Hulki Bey. Sağ ol. Ne bakıyorsun öyle bönbön? Yürü. Nereye gidiyorsun? Şey, odama çıkacaktım yengeciğim. Odama çıkacaktım yengeciğim. Bana bak. Ne yapmaya çalıştığını anlamadın mı sanıyorsun sen? Ne yaptım ki yenge? Aklınca amcana yaranacaksın, öyle mi? Ben bilirim senin gibi köylü kızlarını. Teşekkür ederim amcacığım. Bir şey istemem amcacığım. İyi yolculuklar amcacığım. Ben gerçekten amcamı çok seviyorum. Sus. Pis yalaka. Ah. Bak. Ayağın denk alacaksın, anladın mı? Odama çıkacaktım diyor, bir de utanmaz ya. Ders çalışacaktım yenge. Sen bana sabır ver ya Rabbim, ders çalışacakmış. Ne dersi ya? Sanki okula mı yazılacaksın? Sen ya kahvaltını, ben arkandan temizleyeyim, öyle mi? Aman Müjgan Hanım, ben toplarım sofrayı. Fatma, sana konuşmanı söyleyen oldu mu? Bu konağın hanımı benim, duydun mu? Ben ne dersem o olur. Sen de Fatma'ya yardım edeceksin, anladın mı? İyi ama Müjgan Hanım, yani Hulki Bey ne der bu duruma? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Aklını başına al Fatma. Yaşına başına bakmam, kapının önüne koyarım seni. Ağzını açmayacaksın, duydun mu beni? Tamam yenge, toplarım ben şimdi masayı. Ha şöyle. Bu evdeki yerini de iyice bellemiş ol bakalım. Yok öyle havadan gak deyince su, guk deyince ekmek. Ağlama. Geçin toplayın şu sofrayı, hadi. Gel anneciğim, biz yukarı çıkalım. Hadi çıkalım. Küçük Hanım, rahatsız ettim sizi. Yenge. Keyfin yerinde bakıyorum. Arzu ettiğin bir şey var mı? Kuş sütü falan ister miydin odana? Kalk çabuk kalk. Hizmetçi mi var senin? Ne utanmaz ağırlanmaz bir şey çıktın sen. Vallahi elimde kalırsın, Allah yarattı demem.
Ne yapsam ki yengeciğim? Bak hala ne yaptım diyor. Pasaklı seni. Arkanı toplayacağım ben seni. Çıkar o üstündekileri çabuk. Bekliyorum aşağıda. Mıymıntı. Benim hiç güzel bir kıyafetim olmayacak mı? Ben de güzel bir şeyler giymek istiyorum. Üstün körü yapma gebertirim. O çinilerin arası kar gibi olacak. Fatma! Fatma! Tövbe yarabbim. Ne diyorsun be bıdı bıdı? Konuşma da beni dinle. Alsa bütün evi silecek, duydun mu beni? Kati surette yardım etmeyeceksin. Tek başına bitirecek. Öğrensin bu evin düzenini. İyi ama Müjgan Hanım. Ne diyorsam onu yap. Laf mı anlatacağım ben sana ya? Of anne, hani alışverişe gidecektik. Daha çay var elinde. Gideceğiz güzel kızım benim. Tamam. Gözüm üzerinde. Eve gelince kontrol edeceğim ona göre. He. Bu arada sen de izinlisin bugün Fatma. Sen çık. Bütün işleri Aslı yapacak. Ama Müjgan Hanım, olur mu öyle şey? Koskoca konak, el kadar çocuk. Nasıl yapsın ki bunları? Ya sen bana akıl mı öğretiyorsun? Ah. Hadi yürü. Ah. İzin verdim. Daha ne bakıyorsun ya, yürü. Allah Allah, çık. Çalış hadi sen de, hadi çabuk çalış. Hadi ben de giyineyim de çıkalım. Ah! 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 Bağırma, işini yap. Allah'ım sen yardım et bana. Sen yengeme vicdan ver. Amcacığım, ne olur çabuk geri dön. Anneciğim, çok özledim seni. Allah, bana yardım et. Bara bara bere 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 bara 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 bere 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 bara 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 bere 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 bara bara bara. Bere bere bara 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 bere bere bere. Şapur şupur iş yapma, dam atma oralara. Peki. Bere 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 bara bara bara. Ne oldu, kül kedisi dikkatini mi çekti? Sıkar canım seni bu iş. Söyle bakalım, sen ne tür müziklerden hoşlanırsın? Babam Türk sanat müziği dinlerdi genellikle. En çok da Müzeyyen Saner'den Kimse Yetmem şikayeti severdi. Ay ne sıkıcı. Ninemin müziklerinden bahsediyorsun. Dans falan edilmez onlarla.
babam müzik sadece dans etmek için değildir. Ruhu dinlendirmektir asıl amacı derdi. Yeter be dır. Sen bak işine. Zeynep sen de oyalama annem kızı. Biz olmasak sokaklarda kalmıştım. Şuna bak ya, hala babam da babam diyor. Hadi bakalım hadi. Lak lak edip durma, işine bak. Zeynep sorunca yenge. Bak hala cevap veriyor ya. Ama yenge. Bana bak. Canın yanmasını istemiyorsan o hareketlerine dikkat edeceksin. Ya ben senin mıy 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 sesine katlanamıyorum, anlamıyor musun? Ben bir şey söylemedikçe konuşma. Bu vitrini temizlemeden akşam sana yemek yok, anladın mı? Pırıl pırıl olacak her yer. Gelip kontrol edeceğim. Safsaklamadan yap işini. Anneciğim, hadi kuzum, gel biz çıkalım. Ay şunu ayak altına gördükçe midem bulanıyor. Burası bitince de mutfağı topla. Hadi aşkım, gel canım kızım benim. Annem. Anneciğim. Anne. Bu da kesildi. Sıra bunda. Ya ne yapıyorsun ya? Çıldırdın mı sen? Bırak şu makası. Canım istediğini yaparım, sana ne? Ya yapma ne olur. Ne yapıyorum ki? Ne oluyor burada? Anne Aslı beni itti. Ne yapıyorsun sen? Yenge ben kötü bir şey yapmadım. Seni köylü Dilberi. Sen kim oluyorsun da benim kızımı itiyorsun ha? Amcamın aldığı kıyafetleri kesiyordu. Makas almak isterken... Yalancı seni. Sırf Zeynep'e suç atabilmek için kendi kesmişsindir bunları. Bir daha kızıma dokunursan gebertirim seni. Sadece konaktan kovmakla kalmaz, bacaklarını da kırarım. Kalk annem sen. Uyuma şu sümüklüye. Hanımefendinin elbiseleri kesilmişmiş. Bunları giysen yakışacak mı sana? Gel anneciğim sen. Keşke burada olsaydın anneciğim. Sen de beni korurdun. Ay ne güzel şeyler aldık bana, değil mi? Bununla bunu giyerim. Tabii kızım. Tamam. Anne, bunlar nasıl? Çok güzel, çok beğendim. Çok yakışır sana. Kadifesi nasıl? İpek gibi, çok güzel. Aslı, baksana. Şurayı da sil, şurayı. Tamam, burayı bitireyim mi yaparım? Hayır, şimdi yap. Tuşlara basarken ellerim kirleniyor. Uf ya. Dikkatli sil. Ekranı da sil. Oldu mu? Oldu. Aa salak, ne yaptın? Ben bir şey yapmadım ya. Anne. Ne oluyor burada? Niye bağırıyorsun kızım? Aa. Anne bu salak bilgisayarımın meyve suyu döktü. Bilerek yapmadım. Hayır anne, bilerek yaptı. Kıskandı beni. Laptopu olmadığı için benimkini de bozmak istedi. Salağa bak ya. Ya sen ne zannediyorsun kendini? Kaç para bu laptop biliyor musun sen? Sen köyünü satsan alamazsın. Kızımın evinde onu kıskanırsın ha? Kapı paspası seni. Aman hanımım, kazadır olmuş işte. Bilerek yapmadım yenge. Doğru söylemiyor Zeynep. Bir de yalancı de. İftira at. Yok, bu böyle olmaz. Ben seni adam etmesini bilirim. Hanımım kurban olayım. Ne olur yapma. Yettin be sen de artık. Avukatı mısın bu kızın? Kaç kere uyardım seni. Karışma dedim, dinlemedin.
Hanımım yapmayın ne olursunuz. Ne istiyorsunuz bu çocuktan? Ne kötülük etti size? Zaten anasız babasız öksüz. Bana bak. Kendi evimde nasıl davranacağımı senden öğrenecek değilim ben. Bir de senin gibi hizmetçi parçasına hesap mı vereceğim ben? Defol git bu evden çabuk. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Hanımım ne olur yapmayın. Allah rızası için bu karda kışta beni sokağa atmayın. Yenge lütfen yapma ne olursun. Sen karışma. Ah. Hemen sen de çıkıyorsun. Çabuk defol. Şimdi yürü sen de. Artık seni koruyacak kimse de kalmadı. Gir bakalım buraya gir. İyilik meleğin de gitti ne yapacaksın bakalım. Aç susuz kal da aklın başına gelsin. Burası çok karanlık. Yenge. Yenge. Yenge beni bırakma burada. Ne olur bırakma beni burada. Yenge. Efendim? Yenge. Burası çok karanlık. Ne olur açın kapıyı. Korkuyorum. Ne olur açın. Çok korkuyorum. Anneciğim, babacığım, ne olur yanımda olun. Çok korkuyorum. Eskisi gibi yanımda olun. Buyur hayatım. Hadi bakalım başlayalım. Aslı nerede? Fatma da yok. Fatma işten çıkarttım hayatım. Nasıl yani? Ne demek işten çıkarttım? Yani kendisi gitmek istedi. Köyden çağırmışlar. Peki dedim. Biraz da para verdim. E tabii o kadar kahrımızı çekti kadıncağız. Ne zaman istersen dönebilirsin. Bir şeye ihtiyacın olursa ara beni dedim. Bana bahsetmedi daha önce hiç. Allah Allah. Ay şekerim tabii büyük şehir alışamadılar nedense. E hayatım yesene aç değil misin? Yok yok Aslı gelsin beraber yeriz. Ben bir bakayım. Yok sen dur hayatım yorgunsun zaten ben bakarım. Odasındadır yine. Hep sofra saatinde yaptığı şey. Yani işten mi kaçıyor bilemedim ki. E çocukluk tabii aklı beş karış havada. Bir şey mi yaptı Aslı? Yok canım ne yapacak? Aman sofraya bir tabak koymuş koymamış. Ya ne olacak ki yapacaksa kendisine yapacak. Ben tertip düzen öğrensin istiyorum onun iyiliği için. Ama çocukluk işte. Onlar da yarın öbür gün iş başa düşünce zaten öğrenecek. Ben çağırayım sofraya da hep beraber yiyelim. Geliyorum aşkım. Kalk Sünepe kalk. Elini yüzünü yıka da salona gel. Bana bak. Eğer Hulki'ye bir şey söyleyecek olursan kendi ellerimle boğarım seni. Bak hala oturuyor. Ha, Fatma'nın gidişiyle ilgili bir şeyler yumurtlarsan kırarım o kafanı ona göre. Çık dışarı. Yukarı çık. Aslı. Efendim amcacığım. Yeni kıyafetleri neden giymiyorsun kızım? Beğenmedin mi? Yok çok beğendim ama bunlar daha rahat. Of baba söylemek istemiyorum ama benim ödev yapmam gerekiyor. Ve benim bir tane laptopa ihtiyacım var. Laptopun var ya kızım.
Vardı. Aslanım bozmadan önce. Ama ben... Elindeki bardağı laptopa dökünce... Aman canım, kaza işte. Hem bilerek yapmadın değil mi Aslıcığım? Servise göndeririz. Düzeltilecek gibiyse yaparlar. Olmadı yenisini alırız kızım. Ya baba ya, çalışmaz o bir daha. Tamam, yenisini alırız kızım. Üzülme sen. Hayatım, hadi yemekler buz gibi oldu. Zeynep'ciğim, lütfen buraya konsantre olur musun? Zeynep! Ha? Bu şekilde anlattıklarımı anlaman imkansız. Dersimiz bitene kadar lütfen telefonunu kapat, olur mu? Aa, telefonumu hayatta kapatmam olmaz. Pekala, o halde elinden bırak. Bak burada, kapalı da değil. İstediğin zaman bakarsın. Ama şimdi biraz ders işleyelim. Evet, nerede kalmıştık? Malazgirt Savaşı 1071 yılında yapılmıştır. Malazgirt Savaşı 1071. 1071 Malazgirt. Büyük Selçuklularla Bizanslılar arasında olmuştur. Büyük Selçuklularla Bizanslılar arasında. Evet Zeynep, yaz bakalım burada. Unutma, Malazgirt 1071. Tamam. daha ne var ne yok şekerim? Ay ne olsun. Bizim Hulki acıdı da eve besleme aldı. Yoksa sokakta kalacaktı. Ay çağır da bir bakalım Müjgan, merak ettim şu kızı. Bak bak, şimdi gör ne yapacağım. Aslı. Efendim yenge. Şu üst çekmecede benim diyet şekerim var. Hadi bana onu getir. Peki yenge. Kızlar görüyorsunuz işte. Ne kadar iyi kalpli bir aileyiz. Sevap diye aldık bu beslemeyi de evimize. Ay pek de küçükmüş. Vallahi Müjgan'cığım, kimse yapmaz bu devirde sizin yaptığınızı. Yatsın kalksın şükretsin. Ne şükrü? Dili boyundan uzun ayol. İştesin elinden gelmiyor. Ay bir de salak ki. Bak şimdi kaç saatte bulacak. Bir lafı 40 kere anlatıyorsun ki anca anlayacak. Ah ah, nerede benim Zeynep'im, nerede bu pasaklı fare? Anasına bak, kızını al diye boşuna dememişler. Bak söylemedi deme. Böylelerine çok yüz vermeye gelmez. Tepene bini verirler sen anlamadan. Kız bulamadın mı daha? Arıyorum yenge. Bak salak dedim size. Bu ayki ciromuz çok iyi hayatım. Avrupa seyahatini öne alabiliriz. Çok sevindim. Sen ne zaman istersen o zaman gideriz. Zeynep, girin bakayım içeri kızım. Nasıl karneler? Ya baba. Aslı kızım, ver bakayım karneni. Oo. Aferin benim yeğenime. Takdir almış. Gördün mü? Takdir almış. Gurur duydum evladım. Zeynep? Zeynep kızım, dursana. Canım kızım, seninle gurur duydum. Amcam benim. Aferin kızıma. Zeynep, karneni ver, bana bakacağım. Neyine bakacaksın? Git Aslı'nın karnesine bak. Ya, ya aklım almıyor ya. Nasıl onunki iyi olup da seninki kötü olabiliyor? Ay çıldıracağım. Tabii ya. Bu besleme geldi eve. Üzüldün, sıkıldın. Derslerin etkilendi tabii. Her şey o cücenin yüzünden. Ama sen üzülme benim canım kızım. Ben senin ne kadar başarılı olduğunu biliyorum. Üzülme annem. Canım kızım, sen ondan daha akıllısın.
Aslı kızım, müsait misin? Konuşalım mı biraz? Amcacığım. Karnene ne kadar çok sevindim biliyor musun? Babandan bana emanetsin. Evet, babanla küstük ama ne olursa olsun o benim kardeşimdi. O yüzden şunu sakın unutma. Ben senin amcanım. Babanın yeri dolmaz ama amca da baba yarısıdır biliyorsun. Sen de benim için çok değerlisin amca. Beni evinize aldın, sokakta bırakmadın. Sakın kızım, sakın kendini yalnız hissetme. Amcam. Ne yapıyorsun sen? Karneme bakıyorum. Sırf Zeynep'i geçmek için çalıştın değil mi? Yoksa sende takdir alacak akıl nerede? Kesin kopya falan çekmişsindir sen sınavlarda. Bu ne? Anneme gösteriyorum karnemi. Senin de zaten ana baba diye diye duygu sömürüsü yaptın, yeter artık. Ne istiyorsun yenge annemden babamdan? Hiçbir şey istemiyorum. Seni hiç istemiyorum. Aklın sıra amcana yaranacaksın değil mi? Ya adamın kimsesi yok, her şey bize kalacak diye evlendik. Hale bak ya. Sana mı yedireceğim onca şeyi ben? Pılını pırtını toplayıp gideceksin bu evden. Hiç kimseye gözükmeden. Ama ben amcamı bırakıp gidemem. Öyle bir gidersin ki. Müjgan. Ne diyorsun sen? Ya Hulki'cim yanlış anladın ya. Aslı bizi evden kovdu. Amca. Amca. Amca! Amca! Ne olacak, böyle hasta mı bakacağız şimdi? Kızım duymadın mı doktoru? Akşama bile çıkmaz. Sonunda konak bize kalacak. E tabii hak edeni. Amcacığım. Amcacığım. Bak ben buradayım. Ben bakacağım sana. İyileştireceğim seni. Amcacığım. İyi olacaksın sen. Seni çok seviyorum. İyi ki getirdin beni. Her şey çok güzel olacak. İyi olacaksın sen. Beni parka götüreceksin. Lütfen amcacığım, lütfen. Amca, amca! 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 Aslıcığım, işte burası senin odan. Bu oda benim mi şimdi? Aslı. Efendim amcacığım. Aferin benim yeğenime, takdir almış. Gördün mü, takdir almış. Babandan bana emanetsin. Evet, babanla küstük ama ne olursa olsun o benim kardeşimdi. O yüzden şunu sakın unutma. Ben senin amcanım. Babanın yeri dolmaz ama amca da baba yarısıdır biliyorsun. Anne. Baba. Amcam yanınıza geliyor. Ona iyi bakın olur mu? Bakamadım ona. Amca.
Sen ne dediğini farkında mısın? Nasıl yani ya? Ya bu nasıl mümkün olabilir? Yenge, ben Alasmağlık demek istemiştim. Çık dışarı. Aslı sen misin? Evet benim. Duymanız gerekenler var küçük hanım. Amcanız Hulki Bey ölmeden önce vasiyetini değiştirdi. Bütün mirasını size bıraktı. Bana mı? Zeynep Hanım, Müjgan Hanım'ın ilk evliliğinden olan kızı. Bu şartlar dahilinde onları mirasından men edebildi. Ya Rıfat, saçmalama, olmaz öyle şey. Bozduracağım bu kararı. Hiçbir geçerliliği yok. Ya bu konak bizim, anlıyor musun, bizim? Müjgan Hanım, hiçbir şey yapamazsınız. Her şey yasalara uygun şekilde gerçekleşti. Ya iyi de son zamanlarda hastaydı, yatalaktı. Akıl sağlığı yerindeydi. Bunu da heyet raporuyla tespit ettirdi. Fatma. Zorlamayın kendinizi daha fazla Hulki Bey. Rıfat. Efendim. Sana güvenim tam, biliyorsun. Fatma'yı Aslı'nın yasal vasisi tayin ediyorum. Aklınız kalmasın Hulki Bey. Tüm işlemleri halledeceğim, merak etmeyin. Aslı size emanet. Hulki Bey'in tüm mirası yeğeni Aslı Hanım'ındır. Fatma Hanım da onun vasisidir. Ne? Fatma mı? Amcam. Başlatma şimdi sana da amcana da. Anne yeter. İşe yaradı mı yaptın önce şey? Daha ne kadar aynı şekilde devam edeceksin? Ama şu olmasaydı? Anne bitti, anlamıyor musun? Boşuna çırpınma. Yeter be sende. Bir daha kızıma dokunursan gebertirim seni. Sadece kulaktan kovmakla kalmaz, bacaklarını da kırarım. Gir. Ay susuz kal da aklın başına gelsin. Sen karışma. Üstelik de zaten ana baba diye diye duygu sömürüsü yaptın, yeter artık. Hiçbir şey istemiyorum. Hadi anne. Durun, gitmeyin. Nasıl yani? Yaptığımız onca şeye rağmen mi? Benim Fatma teyze ve sizden başka kimsem yok. Affet bizi kızım. Affet Aslı. Bütün yaptıklarımız için affet. Fatma sen de affet. Yenge. Yengem benim. Kardeşim. Fatma. Yengem. Affet beni kızım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.